İbrahim Usta'ya döneceğim hemen. Siyasal iletişim uzmanı gözüyle TOGG'un lansmanını nasıl buldu acaba? Yani başkalarının düğününe sahiplenmek gibi mi bakılır, yoksa Devlet ve Sanayi Bakanlığı desteğiyle ve teşvikiyle yapıldığı için iktidarların böyle bir şey sahiplenmesi doğal mıdır? AK Parti'nin oylarına nasıl etki eder? Şöyle bir siyasal iletişim analizi isterim İbrahim Bey'den. Şimdi burada temel sorun şey, Türkiye'de partilerin birbirlerinin etkinliklerine katılma konusunda bir teamül var. Şimdi bundan birkaç gün önce işte sizin de takip ettiğiniz Türkiye Yüzyılı etkinliğinde de benzer bir karışıklık vardı. Şimdi bazı konuklar AK Parti'den davet edildi, bazıları Beştepe'den davet edildi. Şimdi öyle olunca bu etkinlik Cumhurbaşkanlığı'nın etkinliği mi yoksa AK Parti'nin etkinliği mi? Bir kere orası karıştı. Birincisi o. Şimdi ikincisi burada da bu yani müstakil bir şirket, bir şirket yeni bir ürününü çıkarıyor da siyasileri mi davet ediyor yoksa Cumhurbaşkanlığı'nın organize ettiği bir etkinlik ama diğer partiler mi çağırıyor? Şimdi partiler Türkiye'de birbirlerinin etkinliklerine katılmıyorlar. Liderler birkaç yerde birlikte görüntü veriyorlar. Bir işte yine geçen gün yaşandı. Cumhuriyet Bayramı vesaire falan gibi ulusal bayramlarda işte devlet protokolü Anıtkabir'e falan gittiğinde birlikte görüntü veriyorlar. Onun dışında artık çok fazla vermiyorlar. Bir de önceden bu TOBB'un, TÜSİAD'ın Ankara'da Yüksek İstişare Konseyi toplantısı olur. Oraya liderler gelirdi. Artık birbirlerini dinlemiyorlar. Bir de TOBB'un genel kurullarında parti liderler birbirleriyle buluşurlardı. Bildiğim kadarıyla uzun zamandır o da gerçekleşmiyor. Şimdi birincisi bu. Yani şey resmi bayramlar dışında, Anıtkabir'de yapılan resmi törenler dışında liderler bir arada olmuyorlar. Bu gerçeği görmezden gelemeyiz. Birincisi bu. İkincisi partilerin kongrelerinde partiler liderler seviyesinde katılmıyorlar ama temsilciler gönderiyorlar. Fakat son zamanlarda bu teamülün de bozulduğunu ve artık partilerin bir kısmının davet edildiğini, bir kısmının davet edilmediğini falan görmeye başladık. O teamül de zarar gördü. Onun dışında da şimdi böyle bir bağımsız şey etkinlik varsa ya da bir devlet töreni varsa orada o günün anlamının önemine uygun şey konuşmalar yapılır. Grup toplantısı gibi konuşmalar yapmamanız gerekir. Biraz önce Sayın Gürsel Tekin'in bahsettiği şey oydu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını grupta yapsa hiçbirimiz yadırgamazdık. Yani grup konuşması gibi bir konuşmaydı. Yani orası kendi etkinliği, bu etkinliğinde konuşma yapıyor. Tamam ama yani eğer siz grup konuşması gibi konuşma yapıyorsanız ve orayı kendi grup toplantınız gibi görüyorsanız o zaman sadece sizin gibi düşünen insanlar orada olur. Diğer partiler orada olmaz. O yüzden ben bu şeyin diğer partilerin oraya katılmamasının gereksiz bir polemik olduğunu düşünüyorum. Yani işte yani bir parti orayı kendi şovu olarak kullanıyorsa öbür partiler gitmezler. Bu kadar basit. Onu bırakın yani şeyde bu kutuplaşma, partiler arası gerilim o kadar oldu ki ileri seviyelere geldi ki şimdi İstanbul'da afet oluyor, afet toplantısı yapılıyor, Büyükşehir Belediyesi çağrılmıyor. Şimdi bunları görmezden gelip hiç yaşanmamış olduğunu düşünüp sonra buraya niye gelmediler ki canım falan dediğinizde bu soru biraz garip kaçıyor. Yani hani sizi eleştirmek için söylemiyorum ama bu soruyu herkes sorduğu için siz de yöneltiyorsunuz. Ama bu soru bence gereksiz bir soru çünkü yani afet koordinasyonu için bile şeyle bir araya gelmiyorsanız, rakip partiden temsilcilerle bir araya gelmiyorsanız, kusura bakmayın yani sizin etkinliğinize de onlar gelmezler. İbrahim Bey, muhalefetin muhalif seçmen bu konuda sizin gibi mi düşünür? Yani muhalif seçmen şunu demez mi? Tamam, Türkiye'de ekonomi kötü. Demez. İktidarın bir sürü yanlış yaptığı iş var. Bunları eleştiriyoruz ama Türkiye başlığı altında biz kardeşim, bir şey açılıyor. Ben bir soru sorayım. Buraya bizim partimiz soru niye gitmiyor demez mi muhalif seçmen? Şunu muhalif seçmen şunu söylemez mi? Geliyorum İstanbul, ben. Ankara, İzmir bugüne kadar 3,5 yıl içerisinde çağırmadıkları bakan, Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere
Bir tek davete kamu değil mi bu kardeşim ya? Ya niçin ben, bir şey söylemezsiniz? Ben muhalefet ya? Partilerinin hanesine ya kamu yöneticileri bile katılmıyor yazılı, ya. Hadi onların katılmayacağı. Ya vali niçin katılmıyor? Kaymakam niçin katılmaz ya? Başkanlığına şimdiye kadar gitmesin. Sen iktidar olarak belediye bir şey söylemedi ya. İstanbul Belediyesi Ankara Büyük Devasa Belediyelerimizin Ankara'ya başkanı çağrılması. Ya kendileri katılmadığı gibi kamu yöneticilerinin katılmasına ya bir sürü CHP'li bana diyor yapmayın ki oraya katılmaması hatadır diyor. Onun için, efendim bilmedikleri için bak bakın. Bir şey söyleyeyim. Bir sürü CHP'li seçmen konuşuyorum insanlarla. Yanlış Faruk yapıyor Bey, bizim partileri. Neden katılmıyor? Sonuç itibarıyla onlar adına bu, soruyorum. Bu yanlış bu, değil. Bakın şöyle biraz önce ifade ettim. Özel cevap sektörün da bir açılışı. Önce. Özel sektör davet etseydi bütün buna rağmen çok rahatlıkla hatta mümkünse bütün siyasi parti liderleri birer dakikada düşüncelerini ifade edebilseydi ayrı bir şey. Şimdi yani İdris Bey'in söylediği gibi başka bir firmanın açılışını bir siyasi şova çeviriyorsanız hadi gelin orada da ben size ağzıma geleni söyleyivereyim derseniz buraya da gidilmez Allah aşkına ya. Bu arada biz bu soruyu aslında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Varank'a açılıştan iki gün önce yaptığımız özel yayında sorduk. Kendisi bize davetiyeleri de elimize vererek gösterdi. Dedi ki biz bunu aslında TOK CEO'su ile konuştuk. O da dedi ki yani isterseniz siz davet edin dedim. TOK CEO'su da demiş ki siyasi liderleri sizin davet etmeniz daha yerinde olur. Hiç herhalde protokol olmaz. Bakımından da daha kıymetli buldular mı bilmiyorum ama bu tartışmaya böyle CEO bir yanıt gibi bir verdi. Göreve gelmiş evet. Bir insanın bir bakana siz bizim adımıza çağrı yapın diyorsa o CEO falan olabilmiş değildir. Hiç kusuruma bakma. Belki ya, protokol açısından daha yukarıda şey olduğu için demiş olabilir mi? Yani, efendim. Ya dengeli diyor. Ya Gülsel Bey güzel denginizdir diyor. Allah aşkına bunu ortaya yapmadılar. Bugüne kadar yani şimdi bir hata var gibi. Bugüne kadar bunu, bakın. Bunun neresinden savunacağız diye zor. Bu hata. Hata efendim? Hata bu. CHP seçmeni diyor ki bu tür projelerde, bu tür programlarda CHP niye yok? Bir dakika, CHP seçmeni adına konuşmayın. Ben de diyorum ki yani CHP'nin... Benim izleyicilerim var, onlar konuşurlar kendileri adına. Ya CHP belediyelerinin açılışına bırakın siyasileri ya. Evet. Kamu yöneticileri niçin katılmaz bana çok bir soru? Çok güzel tartışma. Yanlış. Çok güzel bu bir de eleştirin biraz. Yanlış. Sen niye yanlışın üstüne yanlış, yanlış yapılıyor. Aynısını yapıyorsun. Bir müsaade. Sevgili izleyiciler bir açık ve net etiketini bize Twitter'da ilk onda gösterir misiniz? Sizce bu tartışmada kim haklı? TOG'un açılış törenine muhalefet gitmemekle doğru mu karar verdi, yanlış mı karar verdi? Bu AK Parti'nin özel bir açılışı kendi siyaseti için kullanması manasına geleceği için gitmemeleri daha mı doğruydu? Yoksa Türkiye'nin otomobilidir, keşke orada olsalar mı diyorsunuz? Millete mi soruyorsunuz? Olarak milletimize soruyoruz. Millete soruyoruz. Millete soruyoruz. Ah, keşke şu an izleyicilerimize soruyoruz. Facebook, Twitter her ikisine de bakacağız. Açık ve net etiketini şu görelim bir tartışmayı. Sizin adınıza kimse konuşmasın sevgili izleyiciler. İbrahim Uslu'ya döneceğim. İbrahim Bey sözünüz yarım kaldı. Buyurun lütfen. Evet yani nedense arkadaşlarımız bu konuda çok ateşliler. Yani illa da bir şeyi seçmene ya da izleyene empoze etmeyi çok seviyorlar. Ama bunu ölçünce göreceğiz. Yani ben çok aceleci davranmıyorum ama bu konuda bugüne kadar oluşmuş şeyler var, uygulamalar var ve kutuplaşmanın hangi safhalara geldiğini anlamak istiyorsanız mesela Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bir seyahatinde yanında götürdüğü gazetecilere o partinin seçmenin nasıl tepki verdiğini hatırlarsanız kutuplaşmanın nerelere gelmiş olduğunu görebilirsiniz. Kutuplaşma öyle bir seviyeye geldi ki artık partiler rakipleriyle ya da tabanlar rakip partilerle falan diyaloğa falan hiç de sıcak bakmıyorlar. Yani hayat o kadar sizin düşündüğünüz gibi pembe değil maalesef. Yani arada 20 yıl yaşandı ve bu 20 yılda çok şey yaşandı. O yüzden de yani ne aslında AK Parti seçmenleri AK Parti'nin muhalefetle bir diyaloğuna çok sempatiyle bakıyor ne de muhalefet seçmeni muhalefet partilerinin AK Parti ile diyaloğuna ya da onları temsil eden o cenaha yakın insanlarla diyaloğuna sempatiyle bakıyor. Yani dedim ya işte bir gazeteci davet ettiğinizde o bile sorun olabiliyor ya da yine şey bir başka hatırlayacağınız şey bunlar son birkaç günde yaşandı yani bazı muhalif gazeteciler çağrıldı. Onu ayrı konuşacağız.
gazetecilerin üzerinden... Onu ayrı konuşacağız. Hayır, o muhalif gazetecilerin... O konuyu tartışmıyorum ben. Onun üzerinde oluşan baskıyı hatırlayın. Sadece o gazetecilerin üzerinde oluşan baskıyı hatırlayın. Nasıl gidersiniz? Niye sizi davet ettiler? Sakın gitmeyin falan diye. Şimdi aynı AK Parti'nin bir yetkinliğine... Muhalefet seçmeninden muhalefet liderlerine de gelebilir miydi TOG'un açılışına gitselerdi? Şüphesiz ki gazeteciye bu kadar tepki gösteren lidere tepki göstermez miydi Kübra Hanım?